Akaryakıt ve diğer ürünlerde yaşanan fiyat artışları şehirler arası taşımacılığını da etkiliyor. Kayseri Otogar Terminali'nde yazıhaneci olarak faaliyet gösteren Mustafa Karakuş, mazota gelen zamlardan dolayı otobüsçülerin zor durumda olduğunu ifade ederek şunları söyledi. Artan yakıt zamından dolayı otobüsçülerimiz şu anda çok zor durumda. Yani 15.50 kuruş şu anda mazotun litresi. Bugün Kayseri İstanbul arasında bir aracın, bir otobüsümüzün gidiş geliş maliyeti, otogar çıkışları, personel giderleri, yemek, ihtiyaç gibi yakıt da içine dahil olmak üzere 10 bin lirayı buluyor. Bu 10 bin lirayı çıkartmamız için şu anda fiyatlara belli bir artışlar yaptık. Bu artışları mazota bağladık biz. Otogar çıkışları bile bütün yerde, mesela Kayseri'de 40 TL'yken tali çıkışlar şu anda 70 TL oldu. Merkez çıkışlar 170 TL. İkram malzemeleri. Zaten her şey çok pahalandı. Bu anlamda firmaların birçoğu ikramları kestiler. Sadece su dağıtıyorlar. İşte kektir, ne bileyim, buna benzer sıcak içeceklerin bir kısmını yavaş yavaş kesme aşamasındayız şu anda. Fiyatlarımızda yine bir artış var. İstanbul 270, Ankara 140. Bursa, İzmir fiyatlarımızda. Bursa fiyatımız şu an alınmadan İzmir fiyatımızın 270 olacağı öngördük. Bu gece 12'den sonra fiyatlarımızı tekrar güncelliyoruz. İki kat zam geldi. Biz normalde Kayseri otobüsçü olarak rekabet içinde çalışan bir yazıhaneci otobüsçülerdik. Haliyle bu gelen zamlarla artık rekabeti bitirdik. Kendimiz dernek kararımızı aldık. Yani bugün şöyle bir şey söyleyebilirim. Sizi tanıyorum. Siz İstanbul'a seyahat edecekseniz bile, ben sizi çok yakından tanıyorum, varsayalım, 270 lira yarın. Yani bu benden almazsanız, kimden alırsanız alın. Ya bu benim tanıdığım, İşte biz ona ikram yapacağız. Bunlar bitti artık. İkram yapacaksak ben üstünü tamamlayacağım. Bu yolcu seyahat edecek ama bu fiyat. Bununla ilgili de şu anda Türkiye'de bütün otobüsçüler, bütün yazıhaneciler, bütün otogarlar dernek oldu. Fiyatları çok korkunç. Yani bizim artık yürüyecek takatımız kalmadı. Yani otobüs lastiklerinden tutun da ikram, personel maliyeti, zaten SSK. Çok zor durumdayız. Ama tabii bu fiyat insanlara yansıyor. Yolcular niye bu kadar yüksek diyorlar ilk zamanlar. Ama evet, şimdi onu artık söylemiyorlar. Çünkü biz ilk tepkimiz şu. Ya bakın beyefendi, hanımefendi. Akaryakıt 15.50 kuruş oldu. Yani bugün düşünün, yani 50 TL'ye mazot alamıyorsunuz. Bir kola peti doluyor. Haliyle otobüslerimiz de gidemiyor. Biz de bu durumda fiyatlara bunları yapmak zorundayız. İnşallah yakıtta indirim olur mu? Olmaz. Olmayacak da. Biz şu anda bu fiyatlarımızı tarifelerimizde. Bu fiyatlarımız bizim Ulaştırma Bakanlığı'nın Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün vermiş olduğu fiyatlar. Kendi başımıza almış olduğumuz fiyatlar değil ayrıca. Bunu da belirtmek isteriz. İsmim Orhan Aktürk. İstanbul yolcusuyum. İstanbul'a gidiyorum. Bilet fiyatları önce bu akaryakıttan falan zamlardan önce 150 liraya buradan İstanbul'a bilet alıyorduk. 140 liraya, 120 liraya. Şimdi 250 lira, 240 lira bilet fiyatları. Vatandaşın hali bu. Olan her şey ortada. Her şey ne desem boş artık yani. Zorlanıyor insanlar. Bilet de alamıyor. Bir yere gitmesi gerekene de gidemiyor. Herkes eşinden dostundan borç para alaraktan bilet alıp çalışmaya gidiyor. Böyle söyleyeyim yani. Başka ne diyeyim? Durum bu. Bilet fiyatları bir açık pahalı yani. Daha da pahalı. Diyarbakır'dan Bursa'ya 350 TL. Buradan İstanbul'a 250 idi, 220'ye indirdik daha zor. Böyle yani. Nadiren yani. Tanık olduğu zaman indiriyorlar. Mesela Diyarbakır'dan tanıdığım oradaydı. 350 idi, 300'e indirdik. Bilet hatalı şey yaptık. Tekrar bilet ayarladım. Bu sefer 350 idi. İndirmediler.